Merhabalar, bugün sizlere kazanılmış başarısızlık sendromu veya öğrenilmiş çaresizlik sendromu hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Kazanılmış başarısızlık sendromu veya öğrenilmiş çaresizlik sendromu, organizmanın göstermiş olduğu tepkilerin sonuca ulaşmaması sonucu değiştiremeyeceğine karşı oluşan inançla gelen bir ruh hali durumudur. İnsanlarda zamanla oluşan başarısızlıklar karşısında kişinin bir şeyleri başarma isteğini günden güne kaybetmesi sonucunda belli bir konuda veya genel olarak başarısız olacağına dair bir inanç geliştirmesiyle kendini gösterir. Kavram Martin E.P. Seligman'ın 1960'lı yıllarda öğrenme ve korku arasındaki ilişkiyi incelerken Ivan Pavlov'un klasik koşullanma deneyinden yola çıkarak çıkmıştır. Seligman'ın öğrenilmiş çaresizlik teorisi 1967 yılında incelenmeye başlandı. Seligman ve meslektaşları köpeklerle birlikte başladıkları deneylerde ilk fazda hoş olmayan bir durumdan kaçma seçeneği verilmeyen köpeklerin çaresizliğe çarplandıklarını, deneyin ikinci fazında hoş olmayan bir durumdan kaçma seçeneği verildiğinde de bu fırsatları kullanmadıklarını gördüler. Deneyler kediler, fareler ve balıklar ile sürdürülerek benzer sonuçlar elde edildi. İlk olarak Donald Trito insanlarda da benzer koşullar altında deneyler yaptı ve yine benzer sonuçlara ulaşarak insanlarda öğrenilmiş çaresizlik olgusunu kanıtladı. Kavramın bilim dünyasına kazandırılmasından sonraki süreçte yine Seligman'ın yaptığı deney ve incelemeler sonucunda kendisi deneyip başarısız olan bireylerin çevrelerindeki diğer bireylerin benzer deneyi yapmalarını engellemeye başladıkları bulgusuna ulaşıldı. Bu da kavramın öğretilmiş çaresizlik olarak tanımlanabilecek sosyal boyutunu ortaya koymaktaydı. Öğretilmiş çaresizlik ve kaybetmişlik kültüründe çevre tarafından bireylere neleri yapamayacakları o kadar güçlü bir biçimde aktarılır ki bireyler içindeki başarma güçlerine, önlerindeki fırsatlara ve karşılaştıkları koşullara bakmaksızın hiçbir denemede bulunmadan peşinen kaybetmeyi kabullenirler. Kişi bu durumda genelde depresyona yakın bir ruh hali içine girebilmektedir. Öğrenilmiş çaresizlikte pasiflik söz konusudur. Ayrıca öğrenilmiş bir çaresizlik içerisinde olan birinde cezadan kaçmaya isteksizlik vardır. Aslında bir nevi depresyon olarak algılanan öğrenilmiş çaresizlik bunalımdaki insanların çaresizliği öğrenmesi sonucu meydana gelmektedir. Bu tip insanlar depresif durumda oldukları için hedeflerine ne olursa olsun yapamayacağım mantığıyla yaklaşmak. Bununla beraber depresyon öğrenilmiş çaresizliğe göre daha kapsamlı bir kavramdır. Çünkü öğrenilmiş çaresizlik belirli bir hedef ya da olguyla ilişkilendirilebilir. Fakat depresyon daha genel ve görecelidir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.